Esselamu Aleyküm. Değerli misafirler, yayınımıza hoş geldiniz. Çocuk ve aileye dair psikoloji sohbetlerinde yeni bir yayınla karşınızdayız. Bu hafta aileye duyulan ihtiyaç biter mi konusunu konuşacağız. Bu soruya cevap arayacağız. Sorularınızı, katkılarınızı bekliyor olacağız. Evet, hocamız da. Hoş geldiniz kıymetli Hoş hocam. buldum Sümeyra Hocam. Nasılsınız? Geçmiş Teşekkür bayramınız ederiz. mübarek olsun. Çok Bayramda. teşekkürler. Sizin de geçmiş Herkesin bayramınız geçmiş mübarek bayramı olsun. mübarek olsun. İnşallah herkes dilediğince bayram gibi geçirmiştir. Ki bütün yaza da etkisi olacaktır. Bayramla birlikte girmiş olduk. Değil mi? Evet. İnşallah öyle keyifli, güzel bayramlar geçirmiştir herkes. Evet. Rabbim nice bayramlara sağlık, afiyet içerisinde yeniden ulaştırsın diyerek güzel dualarla başlamış olalım programımıza. Kıymetli hocam, en son aile bitiyor mu konusunu konuşmuştuk. Ama buradan da tabii ki doğal Bitmediğini olarak... iddia edenler olmuştu. Buradan selam olsun. Fikirleri aynı mı bilmiyorum. Evet, peki o zaman tamam hadi bu tezin arkasında durduğumuzu düşündüğümüzde yani Ben duruyorum. zaten evet Bitti. maalesef evet şu anki gelinen nokta bize o işaretleri verdiği için o zaman biz ihtiyaç konusuna tekrar dönelim istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz insanoğlu yani yeryüzüne gelen her insan bir ailenin içine doğuyor. Sonradan bu aile belki oluyor, belki olmuyor ama neticede bir anne ve bir babadan doğan bir canlıyız hepimiz de. Bu anlamda ailesiz hiç kimseyi düşünemiyoruz. Ve insanın ihtiyaçlarını düşündüğümüzde de aile, peki nasıl ihtiyaçlar bitebilir mi aileye olan ihtiyaç? Bu soru direkt akla geldi hocam. Evet. Şimdi ailenin bittiğini hipotez diyelim buna, tez olması için sonuçlanması gerekir. Bu yöndeki hipotezimin arkasındayım. Aile bitti çünkü gördüklerimden yola çıkarak. Fakat ne olacak? İhtiyaçlar tabii ki aileden aldığımız ihtiyaçlar o kadar ya da her şeyimizi aslında aileden alıyoruz. Biz bir ailenin içine doğmazsak yaşayamayız. Yaşamaya devam edemeyiz. Yani bir anne bebeğini dünyaya getirirken Allah korusun vefat etse ve bebek yalnız kalsa yaşayamaz. Çünkü hayvanlar doğar doğmaz hareket etmeye başlıyorlar ama insanoğlu biraz daha erken doğuyor ve büyümesi için bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu da biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarımızın tamamen aileden gelmesi gerektiğini bize gösteriyor. Yani biz biyolojik ve fizyolojik olarak gelişebilmek için yani büyüyebilmek için fiziki anlamda bir ailenin bakımına ya da bir annenin bakımına ihtiyaç duyuyoruz. Anne de tek başına yetmiyor. Görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? İşte anne var, baba yok ya da aile yok. Tek başına anne çocuk olarak büyümüş insanlarda da eksikler çok fazla olabiliyor. Fakat fiziksel ve biyolojik anlamda birinin büyütmesi yeterli. Aile de burada başlıyor. Psikolojik olarak da bize terapiye gelen insanlardan aile öyküsünü alıyoruz. Yani psikolojimizin yapı taşlarını hatta kendisini belirleyen o veri girişini sağlayan aile ortam oluyor ilk başta. Çünkü şimdi psikolojiyi anlatmak bana daha kolay geliyor. Şimdi yapay zeka vesaire daha yaygın olduğu için. Yani psikoloji ne demek? Bizim dışarıdan aldığımız verilerin değerlendirildiği yer. Hani görünmeyen bir yer ama sonuçta biz dışarıdan aldığımız tüm verileri bir merkezde değerlendiriyoruz ve çıktı olarak, davranış olarak ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bizim psikolojimizin oluşması için veri girdilerini de aileden alıyoruz. Girdi ne kadar çoksa, ne kadar çeşitliyse, ne kadar düzenliyse aynı zamanda o kadar düzgün ve sağlıklı psikolojiye sahip oluyoruz. Ne kadar karmaşık, düzensiz, hem yetersiz ya da fazlaysa o zaman da dağınık ve karışık bir psikolojiye sahip oluyoruz. Yani kafamızı bir türlü toparlayamıyoruz. Psikolojik olarak ihtiyaçlarımıza baktığımızda da aile bizim
temel taşımızı oluşturuyor ya da psikolojimizi oluşturuyor. En önemlisi aileden aldığımız en önemli ihtiyaç tabii ki hiçbir birbirinden önemsiz değil. Diğerlerini önemli diyemiyorum, diğerleri olmazsa olmaz. Yani biyolojik ve fizyolojik anlamda büyüyüp gelişebilmemiz için aile olmak zorunda. Aile yoksa biz de büyüyemeyiz. Psikolojik anlamda da keza böyle. Yani orada önemli önemsiz diyemeyecek kadar hayati, yani olmazsa olmaz tartışılmayacak kadar biyolojik ve psikolojik olarak aileye muhtacız. Ama önemli bir şey sosyal anlamda, yani toplumsallaşmamız için ailenin ara kurumu olması. Yani bizim toplumsal hayatta toplum kurallarına uygun bir şekilde ya da toplumun normlarına ya da topluma, kültüre tanıdık olarak hayatımızı devam ettirebilmemiz için aile gibi bir ara kuruma ihtiyacımız var. Aile de en önemli basamağı olan bu ihtiyacı karşılıyor. Yani toplumla bizim aramızda bir ne diyelim fragman, bir öğreti, bir ara kurum. Yani en mantıklısı bu gibi geliyor. Bir ara kurum oluşturuyor. Ailenin biyolojik ve psikolojik anlamda ihtiyaçlarımızdaki yeri kaçınılmaz ve olmazsa olmaz. Olmazsa biz olmayız. Sosyal anlamda ise çok önemli bir yerde duruyor. Aslında hocam siz psikolojinin en temel bilgisinden yola çıkarak güzel bir tanımlama yapmış oldunuz. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır denir. İlk derslerde daha öğretilir bu. Biyolojik yönümüz karnımızın doyurulması, işte bakım almamız, korunmamız, işte giyim, her türlü temel ihtiyaçların aslında karşılanması biyolojik yönümüzü karşılıyor. Psikolojik yönümüzü de aynen dediğiniz gibi onlardan beslenerek bir demo insan oluşturuyoruz. Sonrasında da zaten o psikolojik yönle birlikte gelişen sosyal yönümüz de var. Aile içinde birbirimizle iletişimle aslında bir küçük örnek oluşturuyoruz ve bunu sonra hayata uyguluyoruz, değil mi hocam? Buna bir örnek de verebilirsek aslında daha kalıcı olabilir. Şöyle hani açarız, çok geniş bir konu ailesiz gerçekten ki bunun için çocuk esirgeme kurumlarında büyüyen insanlara örnek verebiliriz. Sosyal anlamda şimdi ailenin olmazsa olmazı biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarımızın karşılanması, tamam. İlk göze çarpan şey sosyal hayattaki ihtiyaçlarımızın karşılanmamış olması. Günümüze baktığımızda yeni neslin topluma uyum sağlayamadığını, yani yeni bir toplum oluşturduğunu ve mevcut toplumda normlara, kurallara ya da kültürel, geleneksel belirlenmiş ya da yaşanmış sözsüz kurallara uymadıklarını ve bunları çok da iplemediklerini, takmadıklarını görüyoruz. Bunu işte burada en bariz gösterge burada aslında. Yani aile toplumla birey arasındaki ara kurum olmaktan çıktığını bize gösteriyor. Ailenin kendisi toplumu iplememiş, toplumu önemsememiş, toplumu çok da ciddiye almamış. Yani burada hani tabii ki psikoloji ülkemize de gündem olmaya başladığından beri el ne der bizde çok fazla olan bir şeyken el ne der yanlış anlaşılmış. Artık bir diğerinin düşünceleri ya da işte görüş alanı, ne bileyim, atıyorum işte arabadan bir sigara paketi atan insan benim göz zevkim, tamam, çevreyi kirletiyor ama aynı zamanda benim yolumu da kirletiyor ya da ben onun üzerinden geçiyorum. Artık bu kadar umursamaz olmuş insanlar. Çevreyi düşünmediği gibi bir başkasının görmesi, ayıplaması vesaire. Bunların da ya da rahatsız olması, bir başkasının sınırları sadece kendisi olmuş. Hani el ne deri tamam bir kenara atalım derken orada da ifrat ve tefrit yapmışız. En bariz göstergesi, herkesin görebileceği gösterge, ailenin sosyal hayatı hazırlamadığı. Mevcut topluma yönelik ya da mevcut topluma göre hazırlayamadı ya da hazırlamak istediği ama gücü yetmedi. Diğer kısımlar, psikoloji kısımlarını da biz görüyoruz. Gerçekten insanların psikolojisi bozuk. 15-16 yaşındaki gençler uyuyamıyor. Yani ne derdi olabilir ki, değil mi, uyuyamamak için? Ki bizim zamanımızda yatarsın ve uyursun, duymazsın, top patlasa duymazsın. Çünkü yorulursun, sokakta oynarsın ya da işte fiziksel işler yaparsın ve yatarsın, uyursun. O yaştaki bir insanın ancak aşık olduğunda uyumaz. O da keyifli bir uyumamazlık, bilinçli bir uyumamazlık. Hani onu düşünmek, onunla yazışmak vesaire vesaire. Ama bunun dışında bakıyorsunuz bize başvurularda, insanlar uyuyamıyor. Ki aile bizim güvenli alanımız. Bize güven vermesi gerekir. Kendi ailemizin içinde mesela şöyle düşünün. Bizim yaş gruplarımızda insanlar evlenir, çoluğa çocuğa karışır.
Sonra der ki babamın evine işte tatile gittiğimde ne kadar rahat uyuduğumu hissettim. Sizce bunun anlamı ne? Kendimi bıraktım. Çünkü orası güvenli liman. Anne baba, aile arkasında bir güç ve onun sorumluluklarının yanında hakları da var ve kendini bırakabiliyor. Şimdi demek ki böyle değil. İnsanlar kendi evlerinde, kendi anne babalarının evinde uyuyamıyorlar. İşte bu da psikolojinin nereye geldiğini bize gösteriyor. İnsanlar ailelerinin içinde, ailelerin arasında güvende hissetmiyor artık. Kendini bırakamıyor, teslim olamıyor. Sürekli tetikte, sürekli kaygılı, sürekli endişeli. Demek ki ailesinin onu koruyacağına inanmıyor ve güvenmiyor. Aslında en temel ihtiyaç olan güveni kaybetmiş durumda diyebiliriz o zaman. Evet. Aileye güven. Hani buyurun. Buyurun hocam. Devam edin. Yani aynen onu diyecektim ben de. Buyurun. Mesela şöyle de yani şöyle bir soru da olabilir. Peki aileye güveni aile vermiyor da biz alabilir, nasıl bu hale geldik? Yani eskiden insanlar ailelerinin yanında, baba evinde, ana kucağında çok rahat ederken nasıl oldu? Sanki roller değişti. Yani anneler babalar biraz vermek yerine almayı, işte büyüsün okusun bana baksın. O beni kurtarsın. Annelerin o acziyeti, işte ezik kadın olmaları, bir kurtarıcıya ihtiyaç duymaları ve bunu da evlatlarından beklemelerinden ötürü olduğunu ya da bu şekilde başladığını düşünüyorum. Yani anne baba vermekten çok almayı beklediğinde, çocuğun gözlerine beklentiyle baktığında ve bunu çocuğun yeterlilik aşamasına gelmeden yaptığında, yani nasıl olabilir? Siz yaşlanırsınız, bir 60'ı 70'i geçersiniz, artık elden ayaktan düşersiniz ki artık 60'ta 70'te elden ayaktan düşülmüyor. Diyelim ki hani elden ayaktan düştüğünüz bir dönemde artık çocuğunuz da neredeyse kendisi de dede olmuştur. Sizin sorumluluğunuzu alabilir. Ama daha küçücükken hadi oku oğlum, oku kızım da büyüyünce bana bak gözleriyle. Ya da işte eşiyle mücadelede ya da kavgada, tartışmada çocuk gelsin bir şey söylesin de beni buradan çıkarsın bakışıyla baktıktan sonra olduğunu düşünüyorum. Yani insanların acizleşip çocuklara muhtaç olmasıyla birlikte ailenin vermekten almaya geçtiğini, dolayısıyla da çocukların da tabii ki alma, iki tarafın da alma pozisyonda olmasından ötürü kimse kimseye bir şey veremediğini düşünüyorum. Böylece iki taraf da birbirinden beklentiyle birbirinden kaçmaya başladı. Çünkü herkes birbirinden istiyor işte. Çocuklara yüklenen sorumluluktan ötürü çocuklar kaçacak yer arıyor. Annelerden bekleniyorsa anneler verecek gücü yok. Onlar kaçacak yer arıyor. Derken karıştı diye düşünüyorum ve ihtiyaçlar giderilmiyor sonuç olarak. Hocam, şimdi ama şöyle bir şey diyecek anneler ya da babalar. Biz şimdiki çocuklardan bir şey beklemiyoruz ki. Aslında şu anda da beklemiyoruz ki derken bile belki de beklediğimiz şeylerin farkında mı değiliz? İşte hayallerimizi gerçekleştirmesi, o çocuğun bizim idealimizdeki çocuk olması. Aslında çocuklar farkında olmadan da hala bir sorumluluk taşıyorlar değil mi hocam günümüzde Şimdi de? Ya şöyle, neden uyuyamıyor sorumluluk 16 yaşındaki değil çocuk? mi? Sorumluluk aslında insanın alması gereken dönemde olduğunda büyütür, güçlendirir, özgüven artırır. Demek ki alması gereken sorumluluklar değil, almaması gereken ya da çocuğun hazır olduğunda, hazır olmak ne demek? İşte 2 yaşına geldiğinde yürür, yemeğini kendi yemeye başlar ama siz bunu 1 yaşında yapsın isterseniz olmaz. Ya da işte 6 aylıkken hadi yemeğini kendi ye derseniz olmaz gibi bir şey bu. Çocuk hazır olmadığında ya da bedenin, organizmanın istediği sorumluluğu değil de, yani biyolojinin, psikolojinin istediği, ihtiyacı olan sorumluluğu değil de toplumun dayattığı, örneğin akademik başarı gibi bir yük yüklendiğinde çocuk aslında bunun altında eziliyor. Vermesi gereken tek şey akademik başarı. Kendi yeteneklerini ya da duygusal anlamda iletişim, etkileşim, ne bileyim bir annesini, babasını teselli etmek, işte yanında olmak, yanında olarak birlikte hareket etmek. Bunlardan mahrum edildiği için çocukların da güçlenmediğini düşünüyorum. Ve kaçıyor. Yani şu an sonuçta çocuklar ailelerinden kaçıyor. Ve çocuk dediğim kesim sadece şu anki çocuklar değil, bizim yaş grubumuz, sizin yaş grubunuz, çoğunlukla baktığımızda kimse ailesine gönüllü olarak gidip yanında olmak istemiyor. Çünkü orada bir yük ve ağırlık var. Yük alınmıyor. Kimse kimsenin yükünü psikolojik anlamda almadığı için fiziksel yük o kadar önemli değildir normalde. Yanında psikolojik yük olduğunda insanlara ağır gelir. Bu da beklentinin yüksekliğinden kaynaklanır. Sürekli beklendiği zaman psikolojik baskı oluşur bir kişi üzerinde. Hocam, çok önemli bir detay, üstünden hızlı geçmeyelim. Fiziksel beklenti dediniz. Yanında psikolojik beklenti yoksa aslında çok yorucu değildir.
Bunu biraz açabilir misiniz? Mesela işte ev işi diyelim ki hani normalde süpürülüp silme, sadece süpürülüp silme bağlamında ya da işte bulaşık makinesini boşaltma ya da çamaşırı atma çıkarma, sadece bu anlamda kaldığında kimseye yük olmaz. Fiziksel iş insana iyi gelir. Şimdi yurt dışında iş uğraş terapileriyle insanlar iyileşiyor. Bizim ihtiyacımız var eylem yapmaya. Ben mesela çok yoğun çalıştığım zamanlar haftalarca bir iş yapamadığımda el kaslarımın bayağı hantallaştığını, kabalaştığını hissediyorum. Ya da işte bir şeyleri temizlemek istiyorum, bir elim iş yapsın istiyorum, bir işin içine girmek bir şey, o başka bir şey, somuta dokunmak. Ama bunun yanında atıyorum işte bir çocuk, bu çocuk benim yaşımda da olabilir, hiç fark etmez. Ben annemin evine gittiğimde de olabilir. Süpürürken anne bakalım nasıl süpürecek, bakalım doğru yapabilecek mi? Sürekli gözü üstünde olduğunda, çocuğun ya da kimse, yapan kişiye bütün sorumluluğu vermediğinde, tamamen onun eseri olmasına izin vermediğinde, illaki müdahale etmek için gözleri üstünde olduğunda beklenti artmış olur ve baskı oluşturur. Yani psikolojik baskı aslında o gözlerden akan enerjidir. İnsanın talebi değil. Yani herkes herkesten yardım isteyebilir. Evet ya da hayır la tepki alabilir. Ama illaki fiziksel işi yaparsınız ve biter. Çocuklarımıza bu hiç öğretilmediği için bu da yük geliyor olabilir, şimdi anne babalar onu da yapmıyorlar diyebilir. Ama eminim siz beğenmediğiniz içindir. Çok fazla müdahale ettiğiniz içindir. Yani onun eseri olmasına izin vermediğiniz içindir. Göğsünü gere gere ben bunu yaptım diyemiyordur. Dolayısıyla da sahip çıkmıyordur. Tamamen kişiye ait olduğunda kişi ona sahip çıkar ve kendini ortaya koyar. Aslında bireyin yeterlilik hissini, yeterli olma gururunu yaşaması için küçük fırsatlar da oluşuyor bu şekilde. Çünkü çok basit ama o onunla başarıyı hissediyor, başarmışlığı hissediyor. Bu Yapabilirlik hissediyor. evet, bu çok Biz kıymetli. başarıyı Peki. akademik mecraya taşıdığımızda ve oraya hapsettiğimizde, orada başarılı olamadığında başarısız hissediyor tabii ki. Evet. Sadece bir şey eğer kriterse işte akademik başarı dediğiniz gibi hocam, işte iyi bir üniversite kazanmak ya da iyi bir lise kazanmak gibi eğer başarı kriteri burada kalırsa o zaman çocuk da kendisini hep yetersiz ve başarısız hissediyor. Hocam az önceki kısım geçtik ama bir şey olsun yine altını çizmiş olalım. Hani diyorsunuz ya ailelerin de çocuklardan beklentisi arttıktan sonra aslında bu ailede kopuş daha da hızlandı. Ben öyle anladım daha doğrusu mealen tercüme olarak şey yapıyorum. Şimdi burada aslında çocuk alıcı olarak dünyaya geliyor. Ve onun belirli bir yaşa kadar sürekli alması lazım değil mi? Yani... Asıl hayat boyu, yani belirli bir yaşa kadar biyolojik ve fizyolojik olarak alması gerekiyor. Fakat sonrasında ömür boyu bizim anne babalarımıza psikolojik anlamda destek, yani varlıklarını hissetmeye ihtiyacımız var. İşte zorlandığımızda, düştüğümüzde, başımıza bir iş geldiğinde, evet onlar orada var. Ben elimden geleni yaparım, yetmediğim yerde arkamdalar. Bir haber veririm, hallolur hissinin olabilmesi için bizim anne babalarımız yaşlandıklarında bile arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Mesela benim 80 küsur yaşında dedem, nenem var. Aslında baktığında fiziksel olarak ne iş yapabilirler ama varlıklarının bir şey olduğunda varlıklarına güvendiğini hissediyorum. Orada durmaları, orada var olmaları. Aslında baktığınızda hiç fiziksel anlamda bir şey yapacak durumları yok. Ama psikolojik anlamda güçlü ve destek olmayı bildikleri için, yanında olmayı bildikleri için sürekli orada hissediyorum. Etmek size güç veriyor. Dolayısıyla anne babaya olan ihtiyaç hiçbir zaman, aileye olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmiyor. Anne baba kardeşleri düşünün. Annesinin, babasının kardeşlerinin sürekli yanında olduğu insanları düşünün. Ne kadar büyük bir güç. Değil mi? Hiçbir zaman başvurmayabilirsiniz. Hiçbir zaman bir talepte bulunmayabilirsiniz. Ama orada olduklarını bilmek ve ne olursa olsun arkanızda durduklarını bilmek, biz 70 yaşına da gelsek, onlar hayattaysa bize güç verecek şeyler. O yüzden fiziksel anlamda bitebilir. Biz fiziksel anlamda bir zaman sonra onların yükünü yüklenmek zorunda kalabiliriz ama psikolojik anlamda onlardan aldığımız destek karşılığında bunu yaparız. Bir motivasyon kaynağı, varlıkları işte baş köşede oturması ya da yerinde durması, orada sağ olması, sağlıklı olması bize güç verir. Hocam hatta şey geldi aklıma. Geçenlerde böyle evde çok yoğun bir kalabalığımız vardı. Böyle dolu dolu Bayram keyifli kalın. bir zaman geçiriyoruz. Bayram aynen bayram böyle yazla da birleşince. Orada şey dikkatimi çekti. Büyüklerimiz bize yardım etmek istiyor ama
Hem onlar için daha zor oluyor, hem de böyle çok daha pratik olmuyor. Onlar çünkü daha artık yavaşladılar, yorgunlar, ağrıları var. Diyorum ki ya aslında siz diyorum oturup bize tarif etseniz daha kolay olacak. Çünkü biz işin içindeyken göremiyoruz bazı şeyleri. Ya diyorum aslında herkesin yeri var. Zamanla da bu yer eskiden öyleydi. Mesela yaşlılar biraz köşede otururlardı, söylerlerdi işte sen şunu getir, sen şunu yap falan derlerdi. Diyorum ki ne kadar kıymetliymiş aslında bu. Şimdi ama herkes 7'den 70'e bir işin başına geçiyor ve orada iş bazen tam olmuyor da. Evet. Benim birkaç şeye takıldı soruya. Sorular var, evet. Evet, başka biriyle dolar mı? Yani aileden herhalde şunu demek istiyorlar. Ya da buyurun siz okuyun. Şey hocam, galiba o ihtiyacı başka yerden karşılayabilir miyiz kısmına geçeceğiz. Evet. Yani çünkü mesela bir örnek de var, bir katılımcımız paylaşmış, yeğenleri yanlarına gelmiş ve çocuğu ailesi yanına çağırıyor, geri gel diyorlar. Hani artık bir haftalığına gelmiş çünkü ama yok diyormuş, onunla siz bana sürekli kızıyorsunuz, buradakiler bana kızmıyor, ben burada kalmak istiyorum diye kendi evine gitmek istemiyor Demek ki çocuk. güvenli hissediyor, huzurlu hissediyor. Şimdi yeğen de aile, hani teyze, hala, dayı, amca aileye giriyor. Sadece anne baba değil. Ama anne babanınki başka. Anne babanın yanında yine kardeş, yakın akraba, evet, doldurulabilir. Fakat dışarıda eş, mesela eşin ailesi bunu karşılamaz. Karşılarmış gibi insan hisseder ki örnekleri de çoktur. Ailesinde bulamadığı o desteği eşinin ailesinde, iki taraflı, erkek ya da kadın fark etmez, bulacak ümidiyle oraya her şeyini verir. Sonra bir 20 yıl, 30 yıl sonra hayal kırıklığına geri döner. Çünkü orası aranacak yerdi. Kendi aile, kan bağı hani olduğunda ne olursa olsun, birinden olmazsa diğerinden olur. Bir kardeş biterse diğeri gelir. Mesela insanların anne babaları destek olmayabilir, yetersizdir, ama ablalar, abiler vesaire, işte halalar, teyzeler arkalarında dayanaktır. Bununla birlikte hayat bu ihtiyaçları aradığımız yerdir. Yani ailemizden alamadığımız ihtiyaçları aramak için hayatı yaşarız. Bunu eşimizde ararız, oradan alacağımızı zannederek onunla bir hayat kurarız. Arkadaşlarımızı da ararız kimi zaman, bulduğumuzda zannederiz. Benim arkadaşlarım var işte, kimi belli bir yaş üstü gün arkadaşlarına güvenir, hep birlikte gezmeler, tatiller vesaire. Ama hepsi bir yere kadardır, tam doyurmaz ve bir yerde biter. Aileden alınan destek bitmez. Belki öldüğünde de bitmez. Hani şu ana kadar böyle bir şey yaşamadığım için bilmiyorum aileden kayıp. Belki öldüğünde de onların varlığı, yine hani var olsaydın zaten yapardın kısmı belki de devam eder. Burada bir tecrübem olmadığı için bilemeyeceğim, ama hiçbir şey ailenin yerini tutmaz. Fakat biz tutar zanlıyla ararız, yaşarız, çok fazla fedakarlık yaparız insanlardan bu ihtiyacı gidermek için. Aslında tek istediğimiz şey manevi destektir. Yanımızda olmalarını hissetmek isteriz. Bunun için yaparız, ama bunu tanımlayamayız. Aslında ne istiyoruz? Kırılırız sürekli, alınırız, darılırız. Oradaki aslında baktığımızda da her anlamda destek istememizden kaynaklandığını görürüz eğer bakabilirsek. Bütün terapilerin, bütün bu sağlık sorunlarının altından aslında ailemizin karşılamadığı ihtiyaçları ararken yaşadığımız hayal kırıklıkları çıkar. Bu yüzden detaylı olarak sorarız. Hayatınızdaki daha önce kime benziyor? Yani genelde muzdarip olunan insanlar da birilerine benzer ya. Evet. Israrla ondan daha önceki şeyde alamadıklarını almaya çalışır insan. Şimdi burada aslında ailenin, evet hele ki hocam annenin yerini hiç kimse tutamaz yazmışlar. Evet, Evet doğru. anne temel çünkü. Güven duygusunu belki de alacağımız yer. Hocam şimdi konuyu neresinden tekrar tutsam diye bir şey oldum, dağıldım şu an açıkçası. Aileye ihtiyaç biter mi demiştik ya. Bunun Evet. bitmeyeceğini, aile ihtiyaç bitmez. Biz ihtiyacı gideremedikçe arıza veririz. Şu an en büyük arıza ne? Kaygı, endişe, uykusuzluk, huzursuzluk. İnsanlar bütün gün çalışıyor, kendini yoruyor. İşte gençler de keza, yaşlılar fark etmez kaç yaşında olursa olsun. Rahat bir uyku, başını yastığa koyunca huzurla bir böyle güvende hissedemiyor. Kendi yatağında hissedemiyor. Kendini bırakamıyor. Gibi aslında aile, evet, bitiyor, bitti. Kimse fedakarlık yapmak istemiyor. Yani anneler, babalar da artık
sıkılıyor, bunalıyor. Çünkü kendi ihtiyaçları var. Herkes kendi ihtiyaçlarının peşinde olduğu için aslında veremiyor. O yüzden anne baba olmayı biraz daha artık yaş itibariyle ertelemek gerekir. Çünkü eskiden anne baba olunduğunda evet yaş küçük oluyordu ama babaanneler, anneanneler, büyükler birlikte yaşandığı için çoğunlukla bu eksik gideriliyordu. Şimdi öyle değil. Anne babalar ya da insanlar kendi ihtiyaçlarını gidermeden anne baba olduğunda bu ihtiyaçları çocuk üzerinden gidermeye kalkıyor. Ve çocuğun ihtiyaçları, ebeveynin ihtiyaçları herkes bir beklenti içinde kalıyor. Ne olur? Evet, ihtiyaç bitmez. Çünkü bu temel bir ihtiyaç. Hani yeni insanlar, hani teknolojik anlamda da yeni insan türünden bahsediliyor ya. Yeni insan türü nasıl kaygılı, endişeli, öfkeli, agresif, saldırgan, bencil insan türü olarak devam edecek. Sonra belki bu ne kadar süre devam eder bilemeyiz. İnsan böyle bir varlık olarak tanımlanacak belki. İnsan öfkelidir, insan kaygılıdır, insan endişelidir şeklinde bir tanım devam edecek belki. Ama ihtiyacın bitmeyeceği, ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece insanın arıza verdiğini de görüyoruz. Bunu da bilmek gerekiyor. Hocam aslında burada karşılanmayan ihtiyaçların fark edilmesi biraz soyut olduğu için zor oluyor galiba. Çünkü insanlar hatta bu yeni nesil için de hep söyleniyor ya yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında bu rahatlığın içinde hangi ihtiyaçları eksikmiş deniyor ya. İşte o ihtiyaçları karşılayamadığımızı belki de bu aldığımız tepkilerle o zaman anlayabilir miyiz? Yani burada aslında çocuğun genelde öfke problemi var, çatışma var, aileyle çatışma problemleri var. Burada çocuğun karşılanmayan hangi ihtiyacı var sorusunu sormak da çok zor geliyor ebeveynlere. Çünkü onlara göre her şey gayet yerli yerinde. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Bu arada sorular geliyor, ben de onları okuyayım. Evet, bir uzun uzun soru vardı. Siz bir bakın. Hı-hı. Şimdi şöyle, zaten sorun burada. Biz karşı tarafın ihtiyaçlarını kendimiz belirlemeye çalışıyoruz. Yani uzaktan bakıyor. Yaşım gereği ben daha böyle Anadolu insanı gibi görünüyorum. Hani belli yetişme tarzı vesaire. Ama mesela hiç ya da kapalıyım işte. Kapalı görünce kesin bunu sever. Yani buna ihtiyacı vardır. Gibi bir karşı taraftan yabancılardan bile böyle bir varsayım oluşuyor. İnsanlar karşı tarafın ihtiyacını bilemeyebilir. Fakat anne babalar bunu bilebilir. Nasıl? Yazıyoruz, çiziyoruz, işte kitaplar vesaireler. Çocuk kendi ihtiyacını bilemez. Anne babalar da bilemiyor. Zaten o yüzden biz bu kadar iş yapıyoruz. İnsan psikolojik ihtiyaçlarını bilseydi zaten bunların peşine düşerdi. İhtiyaçlar ve istekler aynı şeyler değil. Şöyle bir şey. Mesela benim annem şeker hastası ve şöyle bir teorisi var. Bize hep bunu söyler. Yavrum canınız bir şey istiyorsa vücudunuzun buna ihtiyacı vardır. Ama hep tatlı istiyor canımız. Yani şeker insülin direnci olduğu için. Tamam canın tatlı istiyorsa ihtiyacın budur ya sonra ne oluyor? Kilo alıyoruz. İhtiyaçlarımızla isteklerimiz farklı bir şey. Yani vücudun ihtiyacı senin istediğin şey değildir. İstek başka bir şey. İstek o an açlık algısı, şeker düştü ya da yükseldi ve açlık algısı sana yaşattı. Sen de açım zannediyorsun. Aslında öyle değil. Ya da tatlı ihtiyacın var zannediyorsun. Aslında öyle değil. O an yiyeceğin şey tam tersi. Tatlı olmayan bir şey. Ve o tatlı ihtiyacını durdurmak. Tatlı ihtiyacı hissetme ile ilgili bir sorun yaşamak. Yani neden ben tatlı ihtiyacı hissediyorum? Tatlı ihtiyacı hissetmemeliyim demek. Bedenimin ihtiyacı var mı buna? Hayır, yok. Ya da işte az önce yedim, bir saat önce yedim vesaire. Ama öyle değil. İnsanlar ihtiyaçlarını bilemez. İhtiyaçlar isteklermiş gibi. Kişi bunu istiyor. Kişi kendi yeteneklerinin peşine de düşemiyor. İşte bu mesleği istiyor. Ne bileyim beni görüyor diyor ki ben psikolog olayım. Sizi görüyor başka bir şey. İşte başkasını görüyor. Aa, bu iş iyiymiş diyor. Halbuki siz o işi iyi yaptığınız için ya da sizin mizacınız, kişiliğiniz bu işe uygun olduğu için o koltuğu dolduruyorsunuz. Karşı taraf tamam o zaman ben de yapayım. Senin kendi ihtiyacının farkında değil. O yüzden istekler ihtiyaçlar demek değildir. Çocukların şikayetleri mesela öfkeyle dışarı çıkan sonucun altındaki nedeni ne çocuk bilebilir ne anne bilebilir. Ama anne baba bilebilir. Anne baba nasıl bilebilir? Eksik bıraktığı şeyi arayabilir. Nerede arayabilir? İnsanın ihtiyaçlarında. İnsanın temel ihtiyaçları var. Biyolojik, fizyolojik ve psikolojik. Psikolojik ihtiyaçlar aileden hangi yönde? Güven ve destek. Yani her türlü, her anlamda yanında olmak. Şimdi her anlamda yanında olmak şöyle bir şey değil. Çocuk yanlış bir şey yaptığında aferin demek değil.
çocuk yanlış bir şey yaptığında onu uyarırken çocuğu dışlamadan uyarmak, hala çocuk hissederek, hala bağ devam ettirerek uyarmak, ceza vermek gerekse bile o cezayla ilişkiyi karıştırmamak. Yani onu olduğu gibi kabul etmek ve her koşulda Yargılama. desteklemek. Evet, onu düzeltmek, bunun yanlış olduğunu anlatmak, gerekirse bedel ödetmek ama bu arada ilişkiye halel getirmemek, hala anne evlat ya da baba evlat, ebeveyn evlat olarak devam edebilmek. İnsanlar bunları karıştırdıkları için çocuğu her koşulda desteklemenin yanlış buldukları davranışları da desteklemek olarak algıladıkları için bir karmaşa var. İhtiyaç böyle bir şey değil. İhtiyaç, aileden almamız gereken en önemli ihtiyaç güven, sınır, yeterlilik ve değerlilik duygusu. Değerlilik duygusunu çok konuşmuyoruz çünkü artık insanlar çocuklarına fazla değer veriyor. Yeterlilik vermiyor, yeterli hissettirmiyor. Ve o hani varoluşuyla olan değerliliği o kadar abartılıyor ki çocuk eğitim ve terbiye görmeden büyümüş oluyor. Hiçbir şey öğrenmemiş oluyor. Sizin öğretmediğiniz hiçbir şey çocuğun bilme ihtimali yok. Çocuk yanlış yapabilir. Bu onun en doğal hakkı. Çünkü siz ona baştan sınırlar koymamışsınızdır. Ama o yanlışı yaparken ona evet seni çok seviyorum, sen benim çocuğumsun ama bunu yapmana izin veremem diyebilmek lazım. İşte ihtiyaçlara tekrardan toparlamak gerekirse insan psikolojik ihtiyaçlarını bilseydi biz şu an bu işi yapmak zorunda kalmazdık. Psikoloji diye bir bilim olmazdı. İnsan kendi psikolojik ihtiyaçlarını bilen bir varlık değil. Buna içgörü diyoruz, farkındalık diyoruz. Ve bu farkındalık hayat boyu devam ediyor. Kendimize olan farkındalığımız. Bugün diyelim bir farkındalık geliştirdik, bitmedi. Yarın başka bir farkındalık, belki akşama başka bir farkındalık. Çünkü bizler kendini tanıyan varlıklar değiliz. Kendimizden çok uzağız. Bize yüklenen algılarla kendimizi zannediyoruz. Yani annemiz babamız bize bir şey söylüyor, sen böylesin diyor, biz de böyle zannediyoruz. Bu zanlardan arınıp tekrar özüne, kendine dönmek de terapiyle oluyor ve bu uzun soluklu terapilerle, derin yolculuklarla gerçekleşeceği için herkesin girmek istediği bir alan olmuyor tabii ki. Kolay değil, değil mi hocam? Evet. Yani insanın o kör noktalara temas etmeye niyet etmesi ya da işte hatalarını, yanlışlarını, doğrularını bir arada görmek kolay bir şey değil. Hocam sorulara geçeyim isterseniz. Bir katılımcımız, annem babam eşim vefat etti demiş. Başınız sağ olsun öncelikle. Allah rahmet eylesin. Çocuklarım evli, kendi hayatları var. Çok yalnızım. Manevi hiç desteğim yok. Sürekli ağlama isteğim var. Kendime nasıl motive edebilirim? Yani aslında bir hayat arkadaşı nasıl söyleyeyim? Hayat arkadaşı düşünebilir. Belki burada kendine yasaklar koymuş olabilir çocukları evli olduğu için. Kadın gibi geldi bana Galiba soruyu sorarken. evet. Evet. Belki. Kadın gibi. Evet. Yani şey yok. Fark etmez. Evet ama cinsiyet yok ama eğer yanlış İkisi fark anladıysak etmez. da beyefendi ise de kendisi tekrar yorum yaparsa seviniriz. Yani bir hayat arkadaşı fikrine açık olabilir eğer değilse ama açık olduğu halde olmuyorsa gruplara katılabilir. Yani böyle nasıl söyleyeyim maddi olarak durumunu bilemeyiz ama böyle şeyler var. İstanbul'da günlük gezi grupları vesaire. Biraz kendi gibi arkadaşlıklar edinebilir. Hatta yani ben yaşlanınca kendim için de söylüyorum. Eğer yalnız kalırsam bir kurum, hani akranların olduğu bir kurum, akran ihtiyacı da önemli. Çünkü ailede yaşayan en büyük kendisi ise gençlerin ona destek vermesi gerekir. Ama gençler de tabii kendi hayatlarında, kendi işlerinde ve yaşlılar gençlere yük geliyor artık. Sıkıcı geliyor. İşte bir teknolojiyle ilgili bir şey beceremediklerinde, sorduklarında vesaire. Bu yalnızlığını paylaşabilir aslında çocuklarıyla. Evet, her şey çok iyi ama yalnız hissediyorum dediğinde karşı taraf hani bir konu konuşur gibi konuşulursa bence 55 yaşındayım diyor. Çok genç. Yani bence hayat arkadaşı fikrine biraz sıcak baksanız belki sizin için daha iyi olur. Belki hani böyle tabularda var ya aslında bizim ailenin bu kadar yara almasının belki şöyle bir avantajı olacak. Hani nasıl bir avantajı olabilir? Bizde tabular var. Bizim dışımızdaki gerek Müslüman toplumlar, gerek Müslüman olmayan toplumlarda evlilik, işte eş kaybından sonra yeni bir evlilik ya da ayrılıp tekrar evlilik çok normalken buna Araplar da dahil neden hani İslam
dili Arapça olduğu için söylüyorum. Çok rahat evlilikler yapabilirken bizde böyle bir tabu var. Belki bu ailenin dağılması bu tabuları kırıp diğer toplumlar gibi normalleştirecek. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hani iyi ya da kötü denmez. Ama insanların bu şekilde tabuların altında ezilmesine sebep oluyor. Böyle bir şey ne Allah'ın kanunu ne toplumun hani aslında belirlenen bir kanunu. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Bu kadar yalnızlık, bu yaşta 55 çok genç bir yaş ve yapacak bir işi olmayınca tek başına gerçekten buna gerek yok. Yani bunun için bir gerekçe de yok. Tabuların altında ezilmek yerine o tabuları bu şekilde yıkmakta fayda var diye düşünüyorum. Zaten yıkılıyor. Hani bizim de diğer toplumlar gibi birçok diğer toplumların birçok özelliğini alıyoruz. Hemen adapte oluyoruz. Ama öyle köklü tabularımız var ki bunlar aslında bireyi eritip yok eden ki yalnızlık gerçekten insanı öldürebilecek kadar ağır ve olumsuz bir duygu. İnsanın kendini yalnız hissetmesi. Yalnızlığını paylaşacak bir hayat arkadaşı aramaktan ya da gruplar aramaktan çekinmeyerek bir yerden başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok gençsiniz. Buna gerek yok gerçekten. Ne dinimizde böyle bir kural var, ne kültürümüzde evet var ama bu yıkılabilir. Olduğunda kimsenin yadırgamaya hakkı olmayan bir şey. Tamamen haklarınızı, ya hak iddia etmek lazım artık bazı konularda. Hocam zaten sanki bu ağır şeyler, sözsüz kanunlar da aileyi bu hale getirdi diyebilir miyiz? Çünkü dediğiniz gibi hani sanki hayatında bir kez evlenme hakkı var insanların ve bu şey, bu düşünce hakim olan ve o ihtimali de çok iyi görmeyen, yani evlilikte zaten çevremde gördüğüm örneklerden çok iyi gözükmüyor deyip evliliğe uzak bakan, işte uzun zamanlar evlilik düşünmeyip sonradan da istediği zaman, hazır olduğu zaman da kendisine uygun eş bulamayan insanlarla dolu etrafımız. Ya da tam tersi işte ayrılıyor ya da artık hayatım bitti. Ve bu kadar ağır, yani gerçekte olmayan, aslında ruhunda olmayan kanunların sonradan bu şekilde empoze edilmesi evliliğin aslında anladığımız şeyini, anlamını değiştirdi belki de. Fazla anlam, yani tüm anlamları yüklediğimiz için zaten çok üzülüyoruz. Diğer toplumlarda bu kadar anlam yüklemedikleri için bu kadar da kırılıp dökülmüyor, hasta olmuyor insanlar. Bitmesi gereken yerde bitiriyor ya da devam etmesi gereken yerde devam ediyor. Bir şey, bu şey ne olursa olsun tüm anlamları yüklemeyi hak etmiyor. Yani tüm anlamlar bir nesnede yaratılmış bir şey de olamaz. Biz fazla anlam yüklediğimiz için işte gelinlikle girersin, kefenle çıkarsın. Kendimizi bir insana adayınca o insan da istismar edebiliyor. Yani çok da kıymet bilinmiyor aslına bakarsanız da. Çünkü nasılsa adanmış bir ruh üstünde tepiniyor insanlar. Bunların kırılmasına da belki hani tamam şu an ailenin bu kadar yaralanması, dağılması, çökmesi, bana göre bitmesi bizi zorlayacak ama zorluyordu zaten. Dediğim gibi kaygı bozuklukları vesaire, bireysellik almış başını gidiyordu. Aynı zamanda belki daha normalleşir. Daha hani bozulan şeylerin yeniden kurulabileceği, insanların hayat yolculuğunun yani bütün anlamlar insanın kendi hayat yolculuğunda olmalı. Bu hayat yolculuğunun içinde her şey var. Ve insanlar belli yaşlarda işte 18 yaşında, 15 yaşında, 25 yaşında verdiği kararı 35 yaşında bozmak isteyebilir. Herkesin bu hakkı olmalı belki de buna gelecek. Hani o zaman kabul etmeseydin demek de doğru değil. Evet, o zamanki aklıyla doğru olan buydu ama 40 yaşından 35 yaşından sonraki genelde bu 35'te oluyor ve bunu söylüyorlar. Yani işte o zaman 15-16 yaşındaydım. 35 yaşında neden hala aynı kararın peşinde gitmek zorundayım? Diyen insanlar oluyor. Bence olmalı. Çünkü öteki türlüsü eziyet oluyor. Görüyorum tabulara sıkı sıkı tutunan, işte toplumda yeri olan insanlar, topluma reklam olmamak için, tırnak içinde rezil olmamak için istemediği hayatı yaşayabiliyor. Hayat böyle bir yer değil. Buna gerek yok. Biraz daha esnekliği bu tarafa aktarırsak aslında gereksiz, çok işimize yaramayan yerlerde esneklik sağlıyoruz ya da esnek oluyoruz. Ama asıl bence insanların acısı ve sancısı burada. Çünkü tamam hanımefendinin eşi vefat etmiş. Fakat vefat etmediği halde aynı eşle ya da aynı döngünün içinde yaşamaktan ötürü önce biyolojik, fizyolojik, sonra psikolojik hastalıklarla sadece işte ilaç torbalarıyla gezen insanlar var.
Ve ne için? İşte evlendiği kişiyle ölmek için ya da işte o yapının içinde ölmek için. Buna değer mi? Belki bunları konuşuruz bir dahaki programda. Hani neye değer, ne kadar sabretmeliyiz ya da işte tabular, gelenekler her yerden dökülmüş, kırılmışken burada kadınlar söz konusu olduğu için. Çünkü yuvayı gerçekten dişi kuş yapıyor diye yuvayı dişi kuşun üstüne yüklemişler. Hocam bu çok önemli bir detaydı gerçekten. Yani dişi kuşun üstüne yükledik ve dişi kuş aradan kendini çektiğinde, yani kadın ben artık taşımıyorum bu yükü dediğinde nasıl bir anda her yer enkaza dönüştü? Bu çok acı bir durum. Kesinlikle. Hocam diğer soruları da geçelim mi? Olur tabii. Kardeşimiz çalışıyorsa, şimdi ailenin desteğinden bahsettik ve ihtiyaç konusuna değindik ya hocam. Şimdi bu şekilde aile içi birbirine destek olmadığı sınırlar soruluyor aslına bakarsanız. Bir tane soru üzerinden gidebiliriz bunda. Eğer kardeşimiz çalışıyorsa yeğenimize bakma konusunda ne kadar destek olmamız gerekiyor? Maddi manevi bir mecburiyet hissetmek durumunda mıyız? Ya da sınır ihlali olmadan bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle mecburiyet işte burada zaten yapmacık, suni ve yaptıkça işe yaramayan, yaramamasına sebep olan şey mecburiyet hissi. Aile bağları güçlü olduğunda mecburiyet hissetmeden, gönülden hani isteyerek yapılır ya, mecburiyet hissiyle yapılan hiçbir şey aslında tat vermez. Sonunda da iyi bir şeye sebep olmaz. Ne kadar yapmak istiyorsa, ne kadar gönlünden kopuyorsa, ne kadar yaptığında karşı taraf o bebek ya da çocuk teyzenin, halanın ya da kimin yanında bakılıyorsa ondan manevi anlamda, psikolojik anlamda beslenip güçlenecekse ki mecburiyet olduğunda ondan kurtulmak istersiniz. Yani bir an önce gitsin gözüyle bakıldığı yerde durmak istemez. Böyle çocuklar var yani büyümüş halleriyle bize gelen. Anneleri çalışmak zorunda olduğu için annelerinin haberi olmadan teyzelerinin, halaların evinde değişik istismarlara uğrayan, itilip kakılan, hani odalara kapanan vesaire vesaire. Bunlara hiç gerek yok. Herkes ne kadar istiyorsa, pardon, eğer yapamıyorsa da, yani fiziki anlamda destek veremiyorsa da fikir, farklı destekler, yani manevi destekler. Aileden evet, fiziksel destek çok önemli. Ama en önemlisi varlığı. Bir başım sıkıştığında işte ablam çözer, başım sıkıştığında kardeşim çözer. Hallederiz beraber, kafa kafaya verip hallederiz. Şöyle bakmak lazım. İşte çalışan bir kardeş var, yaptığı işi artık gerekli ya da gerekli değilse ücretsiz izin vesaire, bu konuda da destek olunabilir. Ya da ben bakacağıma kardeşim sana maddi destek sağlayayım olabilir. Kardeşler maddi olarak çalışan anneye bir tık harçlık babında fark etmez kendilerince o çocuğuna baksın isteyebilir ya da bu borç olabilir. Bir sürü şey ama çalışmak zorundaysa da oturulur ve konu olarak konuşulur. Bu çocuk nasıl bakılacak? Hani birbirine yük demeden beklentisizce konuyu ortaya masaya yatırmak. Ailede bir problem var, çalışan bir kardeş var, bakılacak bir çocuk var. Biz buna nasıl destek olabiliriz şeklinde istişare, müzakere, tartışmayı bizim öğrenmemiz gerekiyor. Karşı taraf odaklanmış bir şey bekliyor olabilir bakılmasını. Bu tarafta odaklanmış bir şey bekliyor olabilir ve diğer fikirlere kapalı yapar. Yani bir konuya odaklanmak diğer her şeyi kapatır bizi. Biraz daha açık, esnek, alternatif yollar mutlaka bulunabilir ya da bulunmayabilir. Dediğim gibi aileye maddi destek sağlanabilir. Bu da bir yöntem. Ama istemediğimiz şeyi yapmamız doğru değil. Bu bize yük olur, hastalık yapar. Karşı tarafı da hiçbir faydası olmaz. Burada o zaman yine kendi kaynaklarının farkında olmak lazım. Ben bu sözü vereceğim ama ne kadar yapabilirim? Bunu canı gönülden seve seve ne kadar süre devam ettirebilirim? İnsanların bu konuda da boyunu aşan sözler vermemesi gerektiğini belki hatırlatmış olalım bu vesileyle. Bazen de çalışmak eğrisi doğrusuna denk gelir. Hani çalışan annenin harcadığı ve yaşadığı zorluk zorluğa değmeyebilir. Birazcık bu hani öncelik hesabı yapmak lazım. Öncelik çocuk olması lazım burada da tabii ki. Burada da yine çalışan kişinin aslında çocuk çalışan annenin kendi sorumluluğunda olduğu için onun da biraz şeye girmesi lazım hocam. Şimdi sınır ihlali yani sınırı ihlal etmeden nasıl yapabiliriz diye sorulmuş. Özellikle orası dikkatimi çekti. Yani kendisi yardım istemediyse de burada işte şöyle yap böyle yap gibi yönlendirmede bulunmak da sanki çok doğru olmaz değil mi? Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii ki, tabii ki annenin belki de aklında bir fikir vardır ve işte kardeşler, aile kendi zihinlerindekini
dile dökünce itiraz edemeyebilir, kırılmasınlar, ayıp olmasın diye. Belki de bir bakış bakmasını istiyordur. Evet hocam. Şimdi bir sonraki sorumuz. Evet, aileye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama bazı nefsi duygu ve düşüncelerimiz karşı taraftan soğuma gibi duygularımız varsa bu düşüncelerimizi nasıl giderebiliriz? Aramızı nasıl iyileştirebiliriz? Şimdi hani soğuma varsa zaten iyileştirmek o kadar kolay değil. Karşılıklı olacak. Soğumanın neden olduğu önemli. Hani basit kırılmalar, işte kişinin karakterinden ötürü. Zaten belli. Yani o kardeş, o aile ferdi neyse odur. Bilirsiniz. Bir yapısı, bir karakteri tembelse tembel, çalışkansa çalışkan. Ne bileyim hani iletişimdeki dili vesairesi bilindiktir. Siz onun mevcut değişmeyecek kişilik özelliklerinden ötürü kırıldıysanız burada siz hatalı olmuş olursunuz. Onu kabul etmemiş olursunuz. Yani kendinize dönüştürmek, benim gibi olsun istiyor olursunuz. Ama bunun dışında davranışlar varsa, yapılması gereken yapılmamış, işte başınıza bir iş gelmiş ve yanınızda olmamış ya da ne bileyim bir sürü şey olabilir. Bu olayla doğru orantılı, yaşadığınız şeyle doğru orantılı. Ama siz durduk yere onun kişilik ve karakteristik özelliği, her zaman yaptığı bir şeyden ötürü kırgınlık üretmişseniz, kırılmışsanız ve soğumuşsanız bu başka bir şey. Yapması gerekeni yapmadığı içinse başka bir şey. Ama şöyle bir şey var, bizim evliliklerde de aile içinde de tartışmayı ve konuşmayı bilmememiz bizim ayağımıza dolanan en büyük bağ. Oturup konuşamıyoruz. Konuşunca da zaten dinlemiyoruz. Yani çok insanlar da sadece anlatmak istediği için bir derdiniz olduğunda da karşı taraf dinlemeyebiliyor. Oturup karşılıklı konuşarak, dinleyerek hani ya da şöyle bir şey var. Mesela konu kimin? İşte kırgın kimse. Ben sana kırıldım diye başladığında ben de sana şu zaman kırılmıştım değil de o kırgınlığı halledip yani o konuyu halledip sonra diğerine geçmek. Konuları birbirine karıştırıyoruz. Aile içinde genelde konular bu yüzden konuşulmuyor. Biri bir derdini ifade ettiğinde diğerleri de diğer dertlerini ifade ediyor. Yani o konu bir konuşulup paragraf kapanmıyor, halledilmiyor, sonra diğerine geçilmiyor. Ortalık böyle hayal edin hepimizin ailesinde olan şeyler. İşte bir bayram günü toplanırsınız, biri bir şey söyler, diğeri de diğeri de diğeri de ortalık karışır. Hiçbir sorun çözülmez, huzur bozulur, ağız tadı kaçar. Sonra da konuşmayalım. Herkes derdinin üstünü örtsün çünkü ağzımızın tadı bozuluyor diye anne babalardan bir şey gelir. Şu şekilde konuşalım. Hani hadi ben yöneteyim anne baba olarak birisinin çıkıp şimdi sen söyle kızım, şimdi sen söyle oğlum. Biri bitsin öteki ya da bugün bunu konuşalım. Haftaya gelin diğerini konuşalım gibi bir organizasyon yapılmadığı için anne babalar hiç konuşulmasın. Aile bir araya geldiğinde sadece yensin, içesin, mutluymuş gibi yapasın isterler. Bu da birikir birikir ve kırgınlıklar bu yüzden olur aslında. Aslında konuşmayı, hani doğru şekilde konuşmayı öğrendiğimiz zaman konuşmak tehlikeli değildir. Genelde böyle aile içinde dediğiniz gibi birisi bir şey söyler, ardından başka bir şey, diğeri cevap verir falan. Hemen herkes bir kaygı hali, panik hali, işte tam susun susun, tam kalsın böyle. Hani hiç konuşulmasın. Aslında konuşmaya bu da çok büyük engel. Sanki her konuşmanın sonu kavgaya gidecekmiş, tartışmaya gidecekmiş gibi bir şey var, algı var. Ama gidebilir de yani tartışmaya kavgaya gidebilir de o biraz daha çizgiyi aştığında herkes yerini biliyorsa sonuca bağlanır. Çünkü söylenecekler sık sık konuşulmayan ailelerdeki çoğunlukla böyledir. Söylenecekler biriktiği için fırsatını ortamını bulmuşken herkes eteğindeki taşı dökmek istediği için böyle olur. Ya hani sınırsız bir zaman tanıyıp bütün taşların dökülmesine izin vermek ya da birinin çıkıp durun hani şuradan başlayalım. Bunu bir noktalayalım demesi gerekir. Değilse hepsi yine birikmişlikten ara ara konuşuluyor olsa daha önce konuşulmuş konular olacaktır. Ama çok nadir konuşulduğu için, hiçbir konu tam olarak konuşulmadığı için herkes söyleyeceğini söyler. Araya bir de soğukluk girdiyse tekrar toparlaması daha da zorlaşıyor. Çünkü mesafe artıyor, sıcaklık. Aslında işte sıla-i rahim Allah'ın kanunları arasında olması, sürekli aslında akrabayla bağı kesen ne kadar büyük bir şeyle, uyarıyla uyarılıyor değil mi? Çünkü akrabalık böyle bir şey. Aslında akraba olmak, aile olmak belki de çok dışarıda tahammül edilebilecek şeylere tahammül edebilmeyi getiriyor. Ama görüşme arası mesafe arttıkça insanlar bunları düşünüyor. Ya diyor, şuna bak, komşum ya da arkadaşım, kardeşim de iyi bana falan. Bu tarz şeyler, cümleler çok duyuyoruz. Şuna bak, bana annemden daha fazla katkısı oldu, babamdan daha iyi oldu.
Aslında bu görünen somut şeylerin ardında görünmeyen ciddi bir bağ var. Allah'ın kanunu da bu yönde olduğu için tekrar ama bir araya gelindiğinde unutuluyor her şey. Peki burada şey var hocam. Şimdi birisi diyelim ailenin bazı fertleri Allah'ın kanunlarını önemsiyor, sıla-i rahim önemsiyor. Diğer taraf onun çok önemsediğini görünce istismar edebiliyor. Aslında orada kopuyor. Herkes aynı şekilde değer vermiş olsa böyle olmaz. İstismara uğrayınca da bir iki derken soğukluk aslında oradan kaynaklanıyor çoğunlukla. İyi Burada da niyetin istismar etmesinden. burada da işte sınırların korunması devreye giriyor. Hem karşı tarafın sınırını ihlal etmemek, belki bu farkında olmadan bizim bile yaptığımız bir şey olabilir. Karşımızdakiler belki bize çok sabırlı davranıyor, aslında alttan alıyor. Belki onun aslında sınırları ihlal ediliyor ama bunu söyleyemiyor. Burada işte her iki tarafın da vicdanlı bir şekilde şey yapması, kendi sınırlarında kalmayı öğrenmesi gerekiyor. İhtiyaç olduğunda ben buradayım ama işte kendi sınırımdayım mesajını verebilmek. İşte orada hani birey olmak çok önemli bir şey. Bireyselleşmek, bireyci olmak, hani şey gibi dindar olmakla dinci olmak ya da işte bir şey olmakla bir şeyci olmak gibi bir şey. Bireyci olmakla birey olmak arasındaki fark, birey olduğunda fark etmez. Kardeş kardeş, hatta evin içinde ne yapıyoruz? Çocukların odalarını bile kapıyı tıklamadan girmiyoruz. Çünkü onlara odayı biz döşemiş olabiliriz. Fakat artık onların odası. Dolayısıyla temizliğini de düzenlemesini de kendileri yapsın. Odalarına ait hissetsin, aidiyet kursun ki zaten bunları yapabilsin. Sonrasında da bir alanı olsun istiyoruz. Hani bunu büyüttüğümüzde işte eviniz var ve bu ev sizin. Kardeş olmak sizin bir eviniz olduğunu yok saymak anlamına gelmiyor. Sonuçta size ait özel bir alan. Özel alanlara saygı duyarken hani ha senin ha benim fark etmez diye bir şey var. Ne fark eder ki? Evet, böyle bir şey var, olabilir. Bazı şeyler senin benim ne fark eder ki olabilir. Ama bu daha üstte aslında söylenen söylemde kalan bir şeyken özde herkesin malı kendine. Yani kardeş kardeşe, evlat anne babaya bile izinsiz hani müsaadesiz gidemiyorken biraz bunlara dikkat etmek gerekebilir. Alan hani sınır çocukların o evin içindeki bizim kurduğumuz odasından tutun ya da diyelim işte bir anne baba çocuğunu evlendirmiş, ona ev almış, ev döşemiş. Ne yapsın hani bir de anahtar yaptırıp istediği zaman girsin mi? Böyle bir şey. Artık kişinin kendi özel alanı kişiye ait olmalı ve burada sınırların ihlal edilmemesi için bunu baştan bir kabul etmek gerekir. Ona ait, zaman ona ait, alan ona ait ve zaman isterken de müsaade istemek lazım. Bana ayıracak zamanın var mı? İnsanın kendine ait planları olabilir çünkü aile içinde nasılsa evdedir. Evet ama zihninde başka bir şey varsa da ifade edemiyordur. Çünkü evde olduğunu düşünüyorsunuz. Bütün vaktini size ayırdığını düşünüyorsunuz. Sınır çok önemli bir şey. Hiç kimsenin bütün vakti bir başkasına ait olamaz. Çünkü insanın hani günü üçe bölünür ya, kendine değil mi, sağlığına, işte uykusuna, işine vesaire. Dolayısıyla hiç kimse bütün zamanını bir başka kişiye, bu evlat da olabilir, anne baba da olabilir, eş de olabilir, komşu da olabilir, harcayamayacağı için ki harcamamalı. Çünkü hayat devam ediyor, beden bakım istiyor, sahip olduğunuz eşyalar bakım istiyor vesaire vesaire. Ve sahip olduğunuz çevre ilgi istiyor, onlarla iletişimi devam ettirmek için. İnsanların sizden başka, bizden başka zihinlerinde de olsa bir hayatları olduğunu bilip buna saygı duymak gerekir. En önemlisi sınır burada başlıyor. Yani zihinsel anlamda da bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyor. Onun zihninde neler geçiyor acaba? Ya da işte duyguları benim hissettiğim gibi değil gibi. Ya da işte soru sorarak sen burada ne hissediyorsun? Ben böyle düşünüyorum ama sen ne düşünüyorsun? Şeklinde de olabilir. Hocam, son sorularla tamamlayalım isterseniz. Bayağı da vaktimizi doldurmuşuz. Şimdi ablam 36 yaşında, evlilik düşünmüyor. Ailemle yaşıyor. İki üniversite bitirdi, çalışmıyor. Kendini odaya kapatıp yalnız diyor. Yalnız kalıyor ve yardım almayı kabul etmiyor. Ailem zamanında beni incitti, her şey bitti gibi düşünüyor. Hem onlara ihtiyacım bitmiyor, hem başka karşılama imkanım yok. Zaten her şey ters modunda. Ablası için söylemiş bunları anladığım kadarıyla katılımcımız. Şimdi şöyle bir yaşa geldiğimizde içgüdüsel olarak gençler 18 işte 19-20'li yaşlarda ailesinden ayrılmak için ailesini kötülerler. Yani işte
gitmek istiyorum çünkü onlar bana şunu yapmıyor, bunu vermiyor, işte beni anlamıyor, beni dinlemiyor. Ben de hep dedim ki buna gerek yok. Yani mesela ya da işte yurt dışına gitmek için bu ülkede yaşanmıyor demeye gerek yok. Yurt dışına gitmek senin en doğal hakkın. Gidip gezip görebilirsin, orada da yaşayabilirsin. Senin bir yere gitmen için çıktığın yerin olumsuzluk barındırmasına ihtiyacın olmamalı. Özgürlük böyle bir şey. Yani gitmek istediğim için gitmeliyim. Burada barınamadığım için değil. Temel içgüdü öyle yüksek bir kod var ki kişi buluğa erdikten bir müddet sonra ayrışmakla ilgili, ayrı dünya kurmak, kendine ait alanı olmakla ilgili 35-36 yaşına gelmiş bir insan ailesiyle mutlu olamaz. Kendi alanı olsun istiyor aslında. O yüzden odasında yaşıyor. Orada yaşayamamasının görünürdeki gerekçeleri olabilir. İşte aileyle anlaşamıyor vesaire. Bunlara ihtiyaç yok. Bunlar olmasaydı da, çok iyi anlaşsaydı da o zaman ihtiyaçları gün yüzüne çıkacaktı ve benim özel alana, kendime ait bir hayata ihtiyacım var diyecekti. Buluğ çağına erdikten sonra herkesin kendine ait bir hayata ihtiyacı var. Ben bunu kendi çocuklarım için de söylüyorum. Evden ayrılmak isteyip işte ayrı bir ev tutmak istediklerinde mesela bu çok normal. Bunu istemen gerekiyor zaten, bu içgüdüsel bir şey ama buna bahane bulma. Bunun altyapısını hazırla. Hazırladıktan sonra da gidebilirsin, gitmelisin. Yani kendi hayatını kurmalısın. Çünkü kodun bunun üzerine. Herkes ayrışmalı. Şöyle düşün, anne baba bütün algıyı, enerjiyi çocuğa verirken çocuk başka şeylere verir. Burada kalamaz, kalmamalı. O zaman kimse yeni bir dünya kuramaz. Kimse neslini çoğaltamaz. Herkes mevcut alanında döner durur. Dolayısıyla aslında orada 35-36 yaşındaki arkadaşın temel ihtiyacı kendi hayatını kurmak. Kendine ait bir hayatı olması. Yapabiliyorsa ayrı bir evde de olabilir. Tamamen kendine ait. Mutfağın düzeni kendine ait. Şöyle düşünsenize. Doğuyorsunuz annenizin düzenine, babanızın düzenine. İşte belli bir yaşa geliyorsunuz onların düzenine. Bunu hiçbir insan kabul edemez. Hiçbir insan böyle bir hayatın içinde mutlu olamaz. İnsanoğlu kendi düzenini oluşturmak, kendisi olmak ister. Kendi düzeninin içinde, kendi kurduğu düzenin de olduğu bir alanda da yaşamak ister. Ve bunu kimse yok edemez. Bu yeme içme ve üreme gibi temel içgüdü ve çok güçlü çünkü bunlara bağlı bir içgüdü. Büyük bir kod, güçlü bir kod. Bunun bahaneleri, insanlar işte ihtiyaçlarını bilmedikleri için, ihtiyaçlarını fark edemedikleri, dillendiremedikleri için bahaneler bulurlar. Geri kalan her şey bahane. 35-36 yaşındaki bir insanın kendine ait bir hayatın içinde olması gerekir. Bu sorunun devamı da gelmiş. Ayrı bir ev almış babası bu kardeşimize ama kendisi yine de orada kalmak istemediğini söylüyor. Hala burada bir şey mi var hocam? Aileden bir alacak Evet, şöyle bir cesaret. tahsilat eksikliği mi Tabii var? ki o başka bir şey ama alışkanlık da olmuş olabilir. Tek başına yaşamayı hem istemiş, ihtiyaç hissediyor. Hem ihtiyaç hissederiz hem yapamayız ya. Mesela uzun süre dışarı çıkmayız, çıkmayız. Ben çok yoğun çalıştığım zamanlarda Başakşehir dışına çıkmam hani trafik anlamında da. Sonra nasıl yapacağımı bilemediğimi fark ederim. Hani nereye gidiyorduk işte Fatih'e gitmek için hangi yoldan çıkıyorduk? Bir epey bir düşünmem gerekir. Yapmaya yapmaya hani hem ihtiyacınız vardır, yapmanız gerekir. Alışkanlık. Cesaret kırılmış olabilir, öğrenilmiş çaresizlik var ya, evet alacak tahsilat vardır ama ben ağırlıklı öğrenilmiş çaresizlik olduğunu düşünüyorum. Yapamayacağını düşünüyordur. Belki kademeli, birlikte işte geçilip sonra ayrışılabilir. Bunu yapabilmeyi öğrenmesi gerekir ya da işte ya öğrenilmiş çaresizlik ya da alacaklı, hala tahsil edeceği şeyler vardır, onları vermek gerekebilir. Ama bana öğrenilmiş çaresizlik gibi geldi, bilmiyorum his olarak. Hocam sorular devam ediyor. Hızlıca birkaç böyle mesela eşimin oğlu Blue Çağında yalan söylüyor, okumuyor, çalışmak istemiyor, para çalıyor. Nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Ebeveynler olarak hepimiz birlik halindeyiz. Şaşırdık kaldık. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Babanın tamamen kural koyması, sınır koyması gerekir. Belki çocuğun bir yardım çığlığı, bir derdi var ve hani belki bir psikoloğa gidildiğinde ortaya çıkacak bir şey. Çocuk bir şey, bir arıza veren çocuk. Hani nadir istisnaları dışlıyorum burada. Genellikle, çoğunlukla bir şey anlatmak istiyor. Bir arıza var, bir yardım çığlığı aslında. Bu kadar bir şey olmuyor, bir şey yetmiyor ya da cezalandırıyor, kim bilir. Babanın babayla birlikte bir yardım alsalar daha iyi olur ama alamıyorlarsa da babanın birebir ilgilenmesi, kural koyması, vakit geçirmesi daha iyi olacaktır. Hocam bir tane sorumuz da tam bir program
belki de alabilir bu sorunun cevabı. Kardeş arası kıskançlıkları nasıl, yani kardeş arası derken çok yakınımıza karşı kıskançlık duygumuzu nasıl önleyip törpüleyebiliriz? Şimdi kıskançlık duygusu yetersizlikten olur. Ya hani kardeş kıskançlığı nasıl olur? İşte en küçük kardeş bir küçüğümüz hemen yakındır ve ona olan ilgi, bizdeki ilgi alınıp ona verilmiştir. İşte kız erkek olmaktan ötürü bizim ülkemizde sıkıntı olur. Yani erkek doğduğu anda kızın pabucu dama atılır. Bir sürü şey olabilir. Bunların dışında kıskançlık yetersizlikten olur. Yani onun karşısında yetersiz hissediyordur kişi. Onun yaptığı şeyleri yapamıyordur. Onun sahip olduğu şeylere sahip olmadığını düşünüyordur. Bu anne baba sevgisi olabilir ya da başka bir şey. Kendini onda görüp yapamadığı şeyleri yapmak da olabilir. Kendi yeterliliklerini de ortaya koyabilir. Ya da onda gördüğü şeyleri yapmayı tabii ki deneyebilir. Çok doğru bir yöntem değil ama kendini hissedebilir. Bunun dışında kendini bulabilir. Kendi yeterliliklerini, kendi en iyi olduğu alanları bulduğunda ve kendini burada geliştirdiğinde hem algısı ve odağı değişmiş olur, kendisine dönmüş olur. Bu demek, algısı ve odağı orada. Sürekli gözü onda. Bakalım şimdi ne yapacak? İşte yine yaptı, yine ona geldi, yine hani baktığı için görüyor aslında. Kendini alırsa ya da direkt sorunun muhatabına hitap edebiliriz. Bütün odağı kendinize alır, yeterlik alanlarınızı bulursanız, yeterliliklerinizi, becerilerinizi geliştirirseniz, o farklı bir alanda gelişmiş, yeterli ya da şanslı olabilir. Sizin de bu hayatta şanslarınız vardır. Siz de kendi alanınızdaki şanslarınızı görürsünüz. Çünkü hayatın böyle bir adaleti var. Herkese aynı şey verilmemiş renkten, çeşitlilikten ötürü. Ama illa ki sizin de şanslı ve kısmetli olduğunuz yönler vardır, yetenekleriniz vardır. Bunları bulur, bunlara odaklanırsanız da kıskançlık diye bir şey kalmaz. Çok teşekkürler hocam. Güzel bir özet oldu. Ama bu konuyu herhalde ayrıca da konuşmamız güzel olacak gibi. Çünkü karşılanmayan ihtiyaçlar ya da ihtiyaçların adaletsiz şekilde dağıtılması, bazılarının mesela bu da çok soru olarak da geliyor. Hani Nispet de kardeşim. yapılıyor olabilir. Şimdi hani bir anne baba bir şekilde bir kardeşten dolayı memnun değildir ya da işine gelmiyordur. Şimdi memnun olunmayan kişi de olmayabilir kabahat. Yani farklı bir yol seçer. İşte farklı bir din, farklı bir inanç, farklı bir yaşam tarzı, farklı bir eş vesaire. Bu ailenin hoşuna gitmez. Ve diğer onların istediği gibi bir hayat sunan kardeşe bütün davranışları nispet olarak sunabilirler. Yani bak sen de öyle olsaydın sana da yapardık gibi. O yüzden bu çok geniş bir konu. Spesifik özellikleri olan, bireysel gerekçeleri olan bir konu ama konuşulabilir. Evet, aile içi sorular geliyor ama vaktimiz doldu. Bir sonraki programda inşallah bütün soruları ele almaya çalışalım. Yani daha doğrusu bu sorular etrafında konumuzu belirliyoruz. Belki direkt sorularınıza şey okumuyoruz burada ama işlediğimiz konular gelen sorulardan oluşuyor aslına bakarsanız. Bu yüzden lütfen sorularınızı sormaya devam edin. Çok teşekkürler katılımlarınız için. Allah razı olsun çünkü bu faydalı bilgilerin paylaşılmasında soru soranların, katkı sağlayanların da çok fazla emeği var. Öncelikle tabii ki kıymetli hocam size çok teşekkür ediyoruz. İlminize bereket. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Allah razı olsun. Karşılıklı siz açmasanız bir şey yapamayız. Birlikte konuşuyoruz ve istifade edenler ediyor, etmeyenler dinlemiş oluyor. Karşılıklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşe yarıyorsa ne mutlu bize. Kesinlikle. Çok teşekkürler kıymetli hocam. Allah'a emanet olun sevgili katılımcılarımız. Hocam Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Görüşmek üzere.